Uykusu kaçanlar kulübü üniversite yönetiminin baskısına rağmen giderek büyüyor. Kulüp üyeleri hakkında sindirme ve yıldırma politikaları ters tepti ve geniş katılımlı bir toplantıyla bir dizi kararlar aldı. Serüven Kitabevi'nde bir araya gelen kulüp üyeleri öncelikle yönetimi yeniden belirledi. Başkanlığa yeniden Onur Kayabaşı getirilirken sekreter Merve Sönmez, üyeler Çağla Sezen, Demir Bayram, Yakup Demir, Volkan Özcan, Cemre Bahtiyar, Haydar Akbaba, Burak Çiçek, Büşra Turan, Meliha Dede, Tansu Balcı, Mehmet Can Hoş ve Mehmet Bağdeş oldu. Yapılan toplantıda üniversitedeki tüm öğrenci kulüplerine ve topluluklarına kurulması istenen her türlü öğrenci yapısına destek vermek, engelleri ziyaret ederek destek sağlamak, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü için etkinlik düzenlemek, kulüp adına dergi çıkarma kararı alındı. Toplantıyı değerlendiren kulüp başkanı Onur Kayabaşı aldıkları kararları değerlendirdikten sonra kulübün tüm üniversite öğrencilerine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Uykusu kaçanların ikinci döneminin ilk toplantısı ve tanışma toplantımız. Yeni üyelerimiz var. Yani kadroyu genişlettik daha doğrusu. Bir sürü yeni arkadaş bize katıldı. Bugün burada ikinci dönem için yapmak istediğimiz, çıkarmak istediğimiz bir dergi var. İlk önce o dergiyi konuştuk. Dergide neler olmalı, neler olmamalı, yazıları söyledik arkadaşlara. Derginin ne zaman basılacağını belirledik. Dergimize isim olarak bir sürü isim düşündük. Yine bir sürü isimler geldi bize. Biz bunların arasından oylama yaparak Manifestodu ismine karar verdik. Ve Manifestodu'nun altında da yer olacak Oku, Düşün, Üret. Baş harflerini Odu olacak şekilde bir slogan hazırladık. Derginin finansmanına gelince ilk basım için sponsor arıyoruz şu anda biz, dergiyi bastırmak için. Daha sonraki basımlarda dergiyi satıp kazandığımız paralardan karşılamayı düşünüyoruz. Daha sonrasında 8 Mart Kadınlar Günü'ne değindik. Dünya Kadını, Emekçi Kadınlar Günü'ne. Bunun 8 Mart'ta olmaması gerektiğini düşündük. Çünkü tek bir güne sığdırmak istemedik bunu. 9 Mart'ta yapma kararı aldık. 9 Mart saat 2'de hep beraber Ordu'da büyük ihtimal Fidangör'de Tavuk Pazarı mevkiinde yapacağız bu etkinliğimizi de. Şimdi buradan duyuralım. Daha sonradan ara verdikten sonra engelliler hakkında bir şeyler yapmak istedik ve isim listesi çıkardık. Gönüllü olan arkadaşların isimlerini aldık. Yaklaşık 30-40 tane gönüllü arkadaş çıktı yine toplantıda. Hepsi haftada ikişer günden, ikişer veya birer gün yine birer ikişer kişi engellileri ziyaret edeceğiz. Huzur evlerini ziyaret edeceğiz. Kimsesiz çocukları ziyaret edeceğiz. Buna karar aldık. Biz herkese ulaşmaya amaçlıyoruz. Herkesi buraya davet ediyoruz. En azından gelsinler, bir toplantımıza katılsınlar ve ön yargılarının boş çıkacağını görsünler.